Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda En'am suresi 111-118. ayetlerin bulunduğu sayfayı değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ Şayet biz onlara melekleri indirsek وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى Ölüler onlarla konuşsa وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلَى ve her şeyi karşılarına şahit olarak getirsek مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا Onlar yine iman etmezler اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah dilemedikçe وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ Lakin onların çoğu cahillikte bulunuyorlar. Bunun evveliyle alakası var. Onlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir takım ayet, mucize, sıra dışı olaylar istiyorlar. Ama Allahu Teala velev onlara bir takım mucizeler de verirse onlar yine iman etmeyecek. Bu manayı bize bu şekilde bildiriyor. Eğer onların istediği tarzda biz gökten melek indirsek ve ölüler onlarla konuşsa ve şahit olarak her şeyi karşılarına getirsek, toplasak Allah dilemedikçe onlar yine iman etmezler. Demek ki İman insanın bizzat talip olduktan sonra Cenab-ı Hakk'ın onun kalbine bırakmış olduğu bir nur. Mucize görmek bile bazen iman için yeterli olmayabilir. Ve bu konuda deniliyor ki görmek istemeyen kadar kör biri yoktur. Duymak istemeyen kadar da sağır biri yoktur. İşte Peygamberimiz döneminde ve başka zamanlarda nice insanlar nice mucizeler görmüşler ama İnanmak istemeyen bunları da tevil etmiş ve bunları bir sihir olarak değerlendirmiş. Ve böyle olunca da iman etmemişler. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ Böylece biz her peygambere kıldık. اَدُوَّنْ شَيَاطِنَ الْاِنْسِ وَالْجِنْ Cin ve ins şeytanlarını düşman kıldık. Burada her peygambere cinlerden ve insanlardan düşmanların kılındığına dikkat çekiliyor. Yani nasıl ki melekler ve şeytanlar bunlar birbirine mukabil, melek tamamen itaat ediyor, şeytan ise tamamen isyan içinde. Şeytanlar tabiatları gereği peygamberlerin karşısında yer alıyorlar ve onlara düşmanlık yapıyorlar. Her peygamber için ins ve cin şeytanlarını birer düşman kıldık. Burada Şeyatinel ins vel cin ifadesi ins şeytanları, cin şeytanları. Yani görülen şeytanlar, görülmeyen şeytanlar. Bunun benzeri bir ifadesini Kul eûzu bi rabbin nas suresinde de minel cinneti ven nas ifadesinde bulmaktayız. Yani Allahu Teala'nın insanları imtihan için şeytanları yaratması söz konusu ve bunlar hem gözle görmediğimiz cinlerden oluyor hem de insanlardan. İnsanlardan şeytan görevini yapanlar hepimizin az çok malumudur. Bir kısım insanlar var ki bunlar adeta şeytanın mahiyetine girmiş ve şeytanın maiyetinde yer almış, onunla beraber hareket ediyor. Şeytandan dersini alıyor, o da şeytanlık yapıyor. Şeytan nasıl bir takım vesveselerle insanları doğru yoldan saptırmaya çalışıyorsa İşte bir kısım insanlar da aynı görevi yapmaya çalışıyorlar. Ve burada onların peygambere düşman olduğuna, peygamberlere düşman olduğuna dikkat çekildi. Bunu da belki şöyle anlayabiliriz. Mesela köpek. Köpeğin tabiatında havlamak vardır, hırlamak vardır. Köpekten herhalde bir bülbülün ötmesi gibi bir ses bekleyemeyiz. Çünkü onun mahiyeti buna müsait değildir. Benzeri bir şekilde bir kısım insanlar şeytan mahiyetine girmişse ve bir de gözle görmediğimiz şeytanlar zaten var. Bunlar elbette tabiatları gereği peygamberle mücadele edecekler. Peygambere ve ona tabi olanlara düşmanlık yapacaklar. Ve bu ins ve cin şeytanları ne yapar? Bununla alakalı ayet şöyle devam ediyor. Yuhi baduhum ila badin zuhrufal gavl gurura. Ve bunlar birbirlerine aldatmak için yaldızlı sözler söylerler, vahyederler. Vahiy gizli ve süratli bir şekilde işarette bulunmak anlamında. Burada da
Kur'an'ın vahiy anlamında değil, şeytanların vesvesesi anlamında kullanılmıştır. Yani nasıl ki Allah-u Teala'dan peygambere vahiy gelir ve o gelen vahiy doğruları, gerçekleri, güzel olanları ortaya koyar, bildirir. Şeytanların da birbirlerine fısıldamaları vardır. Birbirlerine adeta vahyetmeleri vardır. Ve diyelim cinni şeytanlardan, gözle görmediğimiz o şeytanlardan, insi şeytanlara bir takım direktifler gelir. Şunu şöyle yapın, bunu böyle edin. İçlerinden fısıltılar gelir. Bu da bir yönüyle bir nevi vahye benzemektedir. Kur'an-ı Kerim evliya eş-şeytan ifadesini kullanır. Şeytanın velileri, şeytanın dostları. Nasıl ki Allah'ın velileri var, Allah'ın dostları var. Allah dostlarının yar ve yardımcısıdır. Allahu veliyyüllezine amenu, Allah iman edenlerin velisidir. Yuhricuhum minaz zulümat ila nur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Benzeri bir şekilde şeytanın da kendine göre dostları var, velileri var ve şeytan kendi dostlarına vahyediyor. İnne şeyatine leyuhuna ile evliyaihim. Şeytanlar kendi dostlarına vahyederler li yucadilukum, sizinle mücadele etmeleri için. Demek ki bu anlamda insi şeytanlar ve cinni şeytanlar arasında bir yakınlık var. İleri derecede bir yakınlık var ve özellikle o cinni şeytanlar, gözle görülmeyen şeytanlar, gözle görülen şeytanlara direktiflerde bulunuyorlar, talimatlarını veriyorlar ve bir nevi vahyediyorlar. Ve bunu aldatmak için yapıyorlar. Ve burada onların bu aldatmak için vahyetmiş oldukları şey zuhruful gavl, yani yaldızlı sözler, aldatıcı sözler. Mesela bir gerçek pirinç vardır, bir de pirinç görünümünde diyelim taş vardır. Ve o pirinç görünümündeki taş insanın dişini kırar. Onun gibi şeytanların da aldatıcı sözleri vahyetmesi insanları aldatmaya yönelik oluyor. İnsanlar bu sözlere kanabiliyor, aldanabiliyor. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, Rabbin şayet dilemiş olsaydı bunu yapamazlardı. Burada tabi Allah bunu neden dilemiş hatıra gelebilir. Bu bir imtihandır. Yani şeytanlara da bu noktada bir nevi yetki verilmiş, imkan verilmiş. Allah bu şekilde insanları imtihana tabi tutuyor. Dolayısıyla bu illa insanların aleyhine demek değildir. İnsi ve cinni şeytanlara fırsat verilmesiyle diğer insanlar da imtihana tabi tutulur ve böylece şeytanlara uymamakla onların dereceleri ortaya çıkar. İşte Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. فَذَّرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ, öyleyse sen onları iftira ettikleri şeylerle baş başa bırak. Yani bırak onları iftiralarıyla baş başa kalsınlar. وَلِتَسْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, ahirete iman etmeyenler buna meyledecek. Onların kalpleri bu şeytani vesveselere meyledecektir. وَلِيَرْضَوْهُ, ve buna razı olacaklardır. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, ve yapacaklarını bu şekilde yapacaklardır. Yani şeytanların bu tarzda vahyetmesiyle, fısıldamasıyla neler meydana geliyor? Ahirete inanmayanlar onların bu vahyettiği, yani fısıldamış olduğu şeylere meylediyor. Ve onların kalpleri bunları tasdik ediyor, doğru olarak buluyor. Ve buna razı oluyorlar. Yani insi ve cinni şeytanlardan gelen o yaldızlı sözleri doğru olarak kabul ediyorlar. Evet bu böyledir deyip bunu kabulleniyorlar ve ardından da yapacaklarını yapıyorlar. Ve şeytani direktiflerin doğrultusunda onlar ne yapmak isterlerse onu yapıyorlar. Şeytan neyi gör derse görüyor, neyi yap derse yapıyor. Ve bunun neticesinde bir kısım insanlar şeytana kul ve köle oluyor. Yasin suresinde Cenab-ı Hak cehennemdekilere şunu hatırlatır ve der ki: "Ya beni Adem, elem ahd ileyküm ya beni Adem, ey Adem oğulları, ben sizden söz almadım mı? Ella ta'budu şeytan, şeytana ibadet etmeyin" diye. Demek ki şeytana ibadet diye bir kavram bile söz konusu. Bir kısım insanlar
şeytanın dediklerini yapmak suretiyle şeytana ibadet etmiş oluyorlar. Efe gayrallahi ebgî hakemen ebtagî hakemen ve huvellezî enzele ileykumul kitâbe mufassala. Yoksa ben Allah'tan başka bir hakem mi edinirim? Yani hakem olarak, hükmedici olarak Allah'tan başkasını mı kabul ederim? Ve huvellezî, o Allah ki enzele ileykumul kitâbe, kitabı size indirdi, mufassala, her şeyi tafsil eden, ayrıntılarıyla anlatan bir kitap olarak. Yani Allah-u Teala her şeyi ayrıntılarıyla anlatan bir kitabı size indirmişken ben Allah'ın dışında başka bir hakem arayışı içine mi girerim? Allah-u Teala ahkemül hakimindir. Her şeye hükmeden O'dur. Ve vermiş olduğu hükümler hak ve hakikatın ta kendisidir. Böyle olunca Allah'ın verdiği hükümler neyse mümin olan bir kimse o hükme göre hareket eder. Helal Allah'ın helal olarak gösterdiğidir. Haram Allah'ın haram olarak gösterdiğidir. Ama bir kısım insanlar bakıyorsunuz Allah'ın helal ve haram hükümlerine adeta razı olmuyor. Kendi kafalarından helal ve haram çıkarıyorlar. Mesela diyor ki bence diyor faiz haram olmamalı. Artık bu günümüzün ekonomik bir realitesidir. Veya diyelim içki haram olmamalı. Başkasına zarar vermemek şartıyla bir miktar içmek insanı rahatlatır. Bu gibi beşeri değerlendirmeler söz konusu oluyor. Daha başka misaller de verilebilir. Halbuki Allah-u Teala bu meselelerde hükmünü vermiştir. Faizin haram olduğunu, içkinin yasak olduğunu net bir şekilde bize bildirmiştir. Eleysallahu bi ahkemil hakimin, Allah ahkemül hakimindir. Böyle olunca Allah'ın dışında bir hakem aramak ve onun verdiği hükme razı olmak elbette akıl kârı değil. وَالَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ kendilerine kitap vermiş olduğumuz kimseler يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ Kur'an-ı Kerim'in Rabbinden münezzel olduğunu, Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Bilhak, yani hak üzere indirildiğini bilirler. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Durum böyle olunca sakın sen artık şüpheye düşenlerden olma. Burada hitap her ne kadar peygamberimize ise de peygamberimizin şahsında ümmete bir ders verilmiştir. Yani hüküm Allah'ın verdiği hükümdür. Allah-u Teala bu konuda kitap indirmiştir. Ve kitapta her şey tafsilatıyla, ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Böyle olunca kitaptan nasibi olan kimselerin bunu bilmeleri ve ona göre herhangi bir şüphe içinde olmamaları gerekir. Ve temmet kelimetu rabbike sıdkan ve adle, Rabbinin kelimesi sıdk ve adil yönüyle tamdır. Bunu doğrudan mealden anlamak zor olabilir. Yani Rabbinin kelimesi sıdk yönüyle de tam, adalet yönüyle de tamdır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in ele almış olduğu meseleler ya bir takım olaylarla alakalıdır. İhbari meseleler deniyor bunlara. Kur'an-ı Kerim'in haber vermiş olduğu şeyler. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'in haber vermiş olduğu şeyler tümüyle sadıktır, doğrudur. Mesela göklerin ve yerin yaratılışını Kur'an-ı Kerim bize anlatır. Ve Kur'an-ı Kerim'in anlatması ayrı bir önem taşır. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Ve Allah-u Teala kainatı yaratan zat olarak göklerin ve yerin yaratılışını bize anlatıyor. Dolayısıyla bu noktada Allah'ın vermiş olduğu hüküm elbette doğruyu ortaya koymaktadır. İşin gerçeğini ortaya koymaktadır. Veya Hazreti Adem'le alakalı diyelim ilk yaratılış meseleleri, insanın menşei nerede başlıyor? İlk insanlar nasıl yaratıldı? Hazreti Adem, Hazreti Havva. Bu konuda Kur'an'ın vermiş olduğu haberler doğrunun ta kendisidir. Diğer peygamberlerle ilgili yine Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu haberler doğrunun ta kendisidir. Gelecekle alakalı ileride şöyle olacak, ileride böyle olacak tarzındaki ifadeler yine doğrunun ta kendisidir. Demek ki Kur'an-ı Kerim bu gibi ihbari meselelerde, haber olarak verdiği meselelerde tamamen doğrudur, tamamen gerçeği bize yansıtmaktadır.
Bir de Kur'an-ı Kerim'in inşai hükümleri vardır. Yani diyelim haramları, helalleri vardır. Ve bu konularda Kur'an'da yer alan hükümler vardır. Bunlar da tamamıyla adaleti meydana getirmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in inşai meselelerde verdiği hükümler adaletin ta kendisidir. Gerek ibadetlerle alakalı, gerek muamelatla alakalı şeylerde Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu hükümler, şu helaldir, bu haramdır tarzındaki hükümler adaletin ta kendisidir. Diyelim miras taksimi, miras taksiminde bir takım esaslar veya diyelim şahitlikle alakalı hükümler veya diyelim cinayet olayında ölenin yerine öldüren kimsenin de ceza olarak öldürülmesi, kısas olayı. Bütün bunlar adaletin ta kendisidir. Mesela bunu yine bir örnekle ifade etmek gerekirse, Kur'an-ı Kerim وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ buyuruyor. Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Bu gerçekten dikkat çekici bir mana. Kısasta sizin için hayat var. Yani birisi bir başkasını haksız yere diyelim öldürdü. Bu yargılanır ve bunun hükmü normalde onun da öldürülmesidir. Karşı taraf diyete razı olmazsa onun da öldürülmesidir. Ve bunda insanlar için hayat vardır. Günümüzde ise ülkemiz dahil pek çok yerde idam cezası kaldırılmıştır. Dünyanın bazı ülkelerinde idam devam ediyor ama büyük bir kısmında belki idam cezası kaldırıldı. Kur'an-ı Kerim'in idamla alakalı hükmü adaletin ta kendisidir. Yani bir kimse haksız yere birini veya birilerini öldürmüşse ceza olarak bu öldürülmelidir. Bazıları bunu ağır bir hüküm bulabilir ama ateş düştüğü yeri yakar denilir. Bu şekilde yakını öldürülenler meseleyi çok daha iyi bilmektedirler. Ve bir insan ben birini öldürürsem yakalandığımda ben de öldürüleceğim bunu bildiğinde zaten kendisi de cinayetten uzak kalmaya çalışır. İşte günümüzde gerek ülkemizde gerek bazı başka yerlerde idam hükmünün kalkması adam öldürme olaylarının artmasına sebebiyet vermiştir. Ve özellikle ülkemizde sıkça af da çıkıyor. Bunun neticesinde 24 yıla mahkum olan birisi 3-4 yılda kurtulabiliyor. Ve dışarıya çıktığında işine devam ediyor, öldürmeye devam ediyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in inşai hükümlerde vermiş olduğu şeyler bunlar tamamen adalettir. Her ne kadar bazıları başka türlü düşünse de Allah'ın hükmünden daha güzel bir hüküm söz konusu değildir. Allah en güzeliyle hüküm vermiştir. La mubeddile li kelimati, Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Yani Allah'ın hükmünden daha güzel bir hüküm getirecek yoktur. Ve huve semiul alim, ve Allah semiadır ve alimdir. Yani mülkünde cereyan eden bütün sesleri işitir ve neler cereyan ettiğini de bilir. Ve in tuti ekthara men fil ardı yudilluke an sebilillah, şayet sen yeryüzündekilerin çoğuna itaat etsen onlar seni Allah yolundan saptırırlar. Burada el hukmu lil ekser, hüküm ekseriyete göredir diye genelde bir kural söylenir. Ama bunun da istisnaları vardır. Hüküm her zaman çoğunluğa göre değildir. Diyelim ortada bir hasta var. Bu hasta hakkında söz doktorundur, doktorlarındır. O konuda başkalarının sayısı çok da olsa diğerlerinin sözüne itibar edilmez. Yani hüküm her zaman çoğunluğa göre değildir. Ve yeryüzündeki insanların çoğu doğru bir yolda değil, hak bir yolda değil. Böyle olunca ayet-i kerime onu nazara veriyor. Eğer sen yeryüzündekilerin çoğuna tabi olsan onlar seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Diyelim şu anda dünyanın ekserisi içki içiyor. Dünyanın ekserisi içki içiyor diye içki güzel bir şeydir diyemeyiz. Ekseriyete tabi olursak onların ayağı kaydığı gibi bizim de ayağımız kaymış olur. Şu anda dünyanın ekserisi belki gayrimeşru beraberlik tarzında bir hayatın içinden geçmişler. Veya hayatları o tarz devam ediyor. Bu böyle bir şeyin meşru olduğu anlamına gelmez. Demek ki ekseriyette benim gibidir demek bir çözüm yolu değil. İyyettebiûne illa zanne ve in onlar ancak
zanna uyuyorlar. Yani bir delile, kat'i bir gerçeğe değil, zanna uyuyorlar. Ve inhum illa yahrusun, ve onlar ancak yalan söylüyorlar. Gerçeği ifade etmiyorlar. İnne rabbeke huve a'lemu men yudillu an sebili. Senin Rabbin yolundan saptıran kimseleri en iyi bilendir. Ve huve a'lemu bil muhtedin, ve o hidayet üzere olan, dosdoğru yol üzere olanları da elbette en iyi bilendir. Fekulu mimma zikresmullahi aleyh in kuntum bi ayati mu'minin. Eğer Allah'ın ayetlerine mümin kimseler iseniz, Allah'ın adının anılmış olduğu şeylerden yiyiniz. Değerli izleyenlerim, bu ayetlerde Allahu Teala nice hükümleri bize bildirdi. Nice ince noktalara temas etti. Cenab-ı Hak hepinizi Kur'an'ın nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.